Ormanın rutubetinde saatler boyu yol tepip nefes nefese kaldıktan sonra bu yeraltı mezarındaki serin hava ilaç gibi geldi. Tamam, kabul. Her köşe başında pusuya yatmış bir ölüm tehlikesi olabilir. Ama tehlike yerine şan şöhret fırsatıyla da karşılaşabilirim. Taş kemerin altından geçip içeri adımımı attığım anda yerden hayalet misali yükselen toz bulutları kayaya oyulmuş ve dolana dolana uzanıp giden geçidi gözler önüne seriyor. Bu mezar için çözmesi imkansız, sırlarına akıl sır ermez ve ölümcül diyorlar. Bugüne kadar buraya adım atan bir tek kaşif bile sağa dönmemiş. Gerçi o kaşiflerin arasında ben yoktum ya, neyse. Buraya labirentten farksız kilometrelerce tünelin hakkından geldikten, kazıklarla dolu kum tuzaklarının arasında yolumu bulduktan, başımın üstünde sarkaç misali sallanan baltaların altından yılan gibi sürünüp geçtikten ve yılan demişken tıslamalarıyla bile yüreklere dehşet salan engereklerle boğuştuktan sonra ulaştım. Uğrayıp havasını koklamak için güzel bir yer. Ama burada yaşamak istemezdim doğrusu. Taşa oyulmuş düzinelerce kapaksız göz duvarlardan bana pis pis bakıyor. Tabii ben olsam ben de kıskanırdım. Son Rün Savaşı'ndan beri bu kadar yakışıklı birini gördüklerine ihtimal vermem. Odanın ortasında kaidenin üstünde duran kristal bir şişe var. İçinde parıldayan sıvı zeminde minik ebem kuşakları oluşturuyor. Buraya onun için geldim. Gözü kara maceraların hikayelerini anlattığın zaman çoğu kişi hepsine uydurma deyip geçebilir. Ama elle tutulur bir kanıtı kimse görmezden gelemez. İmkansızı başardığını ispat etmek istiyorsan yanında kanıt olarak efsanevi bir hazine götürmen yeterli. Loa'nın iksirini ölümsüzlüğe kavuşma umuduyla yanıp tutuşan nice tarikat, yeniden güce kavuşmak isteyen nice hanedan ve akıl almaz irfan peşinde koşan nice sofu arıyor. İçeriği bir çay kaşığını bile doldurmayacak şuncacık bir şişenin bunca beklenti uyandırması ne tuhaf. Şu zamana kadar kayda geçmiş bütün tuzakların şişeyi kaidesinden kaldırdığım anda tetikleneceğini biliyorum. Bu tür yerlerin tabiatı böyle. Parmaklarımı çıtlatıyorum ve eldivenimin ortasındaki mücevherin gök mavisi ışıltısı içimde bir memnuniyet uyandırıyor. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Usulca yaklaşıyorum. Ayağımın altında bir taş titriyor ve olası tuzağı tetiklememek için geri çekiliyorum. Hiç acele etmeden sadece en sağlam taşların üstüne basarak odayı dikkatle kat ediyorum. Tam iksiri kavradığım sırada odanın taş zemininde derin çatlaklar ortaya çıkıyor. Eldivenimi faaliyete geçirip büyü enerjisiyle dolduruyorum. Mücevherden çıkıp dönmeye başlayan ışık hüzmeleri gözümü alıyor. Ve 5 metre ötedeki kemere ışınlanıyorum. Ucu ucuna kurtuluyorum. Tavandan yağan yüzlerce sipsivri kazık beni kıl payı ıskalıyor ve bütün oda aşağıdaki zifiri karanlık yarığa çöküyor. Eldivenimin gücü dar yerler için biçilmiş kaftan. Ama uzun mesafeleri aşmakta pek işime yaramıyor. Açıkçası gücünü yeniden toplaması da istediğimden uzun sürüyor. Ansızın gelen bir gümbürtü duvarları sarsıyor ve koridorun ötesinden yankılanıyor. Anlaşılan bu kadim mezarın temelleri fazla dayanmayacak. O yüzden biraz hızlanma vakti. Ayağımı bastığım yerin sağlam ve güvenilir olmasını yeğlerim. Bu yüzden zemin boyunca peşimden gelen çatlakları atlatmaya çalışarak hızla ilerliyorum. Mezara girdiğim sırada sonradan bana kılavuzluk etsinler diye koyduğum işaretleri takip ederek çöken kemerlerin altından geçiyor, fokurdayan kum tuzaklarının üzerinden atlıyor ve sürekli daralan geçidi kapatmak istercesine yuvarlanan devasa kayalarla yarışmaya koyuluyorum. Sağımdaki duvar yarılıyor ve içeri devasa böcekler akın ediyor. Dev kıskaçları açılıp kapanıyor. Ağızlarından iğrenç görünümlü zehirler akıyor. Binlerce örümceğin kırmızı gözü açlıkla ışıldarken akrepler iğnelerini kaldırıyor.
Orman haşeratı gerçekten asap bozucu ama bunun da ilacı bende. Bir anlığına gözlerimi kapatıyorum. Omzumdan kabaran enerji dalgası kolum boyunca ilerliyor. Kalp gibi atarak sinirlerimi titretiyor ve bütün bu gücü mücevhere yoğunlaştırıyorum. Eldivenimi örümceklerin en büyüğüne doğrultup sabitliyorum. Canavarın kıskaçlarını ayırıp açtığı ağzına göz kamaştırıcı bir hüzme gönderiyorum ve yaratığın paramparça olan dokuları yağmur olup kaynaşan arkadaşlarının üzerine yağıyor. Yanmış kitin kokusu boğazımı kavuruyor ve midem ağzıma geliyor. Arkamı dönüp koşmaya başlıyorum ve geçidin her dönüşünde arkama göz kamaştırıcı hüzmeler gönderiyorum. Tam kafamın üzerinden ev büyüklüğünde bir kaya kopup düşüyor. Neyse ki eldivenimin gücü tam vaktinde yenilenmiş. Bu sayede ardımdaki tünel çökerken bir an gözden kaybolup 3 metre ileride bir ışık burgacının içinde yeniden beliriyorum. Yerinden kopan iki sütun birbirine doğru düşerken altlarından kayıp geçiyor ve dağılan molozların altında kalmaktan ucu ucuna kurtuluyorum. Kendimi yüzeye doğru yükselen bir odaya atıyorum. İleride soluk bir güneş ışığı görüyor ve ona doğru fırlarken sırıtıyorum. Özgürlük avucumda sayılır. Ansızın kulakları sağır eden bir gümbürtüyle zemin sarsılıyor ve oda gözlerimin önünde çökerken tökezliyorum. Özgürlük avucumdan sıyrılıp gitti. Gerçi yedek plan yapmak benim uzmanlık alanım. Eldivenimi hazırlayıp bütün enerjimi mücevhere yönlendiriyorum. İçimdeki gücü sömürdüğünü hissediyorum. Mücevher büyüyle dolarken görüşüm bulanıyor ve sanki dünya ayaklarımın altından kayıyor. Eldivenim gök mavisi bir ışıltı yayıyor. Yumruğumu açtığımda avucumdan tünelin genişliğinde altın sarısı bir ışık dalgası püskürüyor. Ortaya çıkan güç yüzünden sarsılıyorum. Ama dikkatimin dağılmasına izin vermiyorum. Parıldayan ışık dalgası önüne çıkan her şeyi yok ederek ilerliyor ve ardında daracık, tehlikeli bir gedik bırakıyor. En sevdiğim gedik türü. Elimi kapatıp yumruk yapıyorum ve tünel bir kez daha kararıyor. Bir anda dizlerimin bağı çözülüyor ve olduğum yere çöküp kalıyorum. O kadar bitap düştüm ki bırak ayakta durmayı, kılımı kımıldatmaktan bile aciz sayılırım. Gözlerimden birkaç santim ötedeki zemin takip edemediğim bir hızla ilerleyen çatlaklarla doluyor. Hiç hayra alamet değil. Mezar daha fazla dayanmayacak gibi. Gücümün son kırıntısıyla ayağa kalkıyor ve son bir gayret ve güvenli bir yere çıkma umuduyla ileri atılıyorum. Güneş ışığı gözden kayboluyor. Bir çatırtı daha. Dört bir yanımdaki duvarlar un ufak oluyor. Gözlerimi kapatıp gedikten içeri dalıyorum. Talihin yüzüne gülmesini istemek herkesin hakkı. Ama ben olağanüstü talihli biriyim. Yere iner inmez yuvarlanıp ayağa kalkıyor ve ormanın tatlı havasını ciğerlerime dolduruyorum. Arkamda mezarın girişi tamamen çöküyor. Ve kadim tozlardan oluşan bir bulut arşa yükseliyor. Üstümü başımı silkeliyor, daha önce defalarca prova ettiğim bir baş hareketiyle saçlarımı savuruyor ve uzaklaşıyorum. Bir imkansız harabe daha keşfedildi. Cesaret hikayemi kanıtlayacak bir hazine daha ele geçirildi. Üstelik daha öğle yemeği vakti bile gelmedi.